Haber'in sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Reklam arasına gitmeden önce de ifade etmiştik. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen'le bir aradayız. Kendisi konuğumuz. Şunu da ifade edelim. Sosyal medya hesaplarımızdan da canlı yayındayız. Sosyal medya takipçilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin diyelim. Ve az önce de ifade ettiğim üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Coşkun Esen stüdyomuzda bizlerle bir arada. Bir dönem daha geride kaldı. Artık son hafta içerisindeyiz. Nasıl bir dönem geride kaldı? Birçok proje vardı ki hepsini neredeyse haberlerimize taşımaya çalıştık bizler de dönem boyunca. Bu projeler neler sağladı? Maarif hareketi başlı başına konuşacağımız yine konular arasında şüphesiz. Karne heyecanı yaşanıyor, sınav heyecanı yaşanıyor. Tamamı konu başlıklarımız arasında bugün Haber'in sesinde. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Burcu Hanım. İyi yayınlar. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Yine sizin yoğun olduğunuz bir dönemde bir aradayız. Son hafta birçok heyecan bir arada. Hem karne heyecanı, hem sınav evet. heyecanı, hem sonuçları açıklanan sınavların heyecanları, hem de devam eden, evet. devam edecek olan evet. projeler. Çok fazla başlığımız var. Evet. Hemen genel bir başlıkla başlayalım isterseniz. Bir dönem geride kaldı dedik. Nasıl bir dönemdi bu dönem? Bir değerlendirme yapacak olursak Samsun için. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum ve bizi izleyen tüm izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. 2016-2017 eğitim öğretim yılı çok şükür Cuma günü kazasız belasız başarılı bir şekilde, verimli bir şekilde sonlanmış olacak. Ümit ediyoruz ki bundan sonra tüm eğitim öğretim dönemleri de böyle olsun. Tabii bu yıl eğitim öğretim yılına başlarken belki biraz dezavantajlı başladık. Bunu sözlerimin başında ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Biz özellikle geçtiğimiz yıl Haziran ayında tüm paydaşlarımızla, özellikle öğretmen arkadaşlarımızla Haziran ayının 27 ve 28'inde bir araya gelerek önümüzdeki eğitim öğretim yılını nasıl planlayabiliriz, nasıl kurgulayabiliriz, adeta önümüze bir takım acil eylem planları koyarak 2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna Samsun'u nasıl taşıyabiliriz, eğitimimizi nasıl taşıyabiliriz, bunu tartışmak istedik ve tartıştık. Bütün ilçelerimizden gelen dönütlerle beraber yaklaşık 1000 sayfanın üzerinde bir rapor oluştu. Türkçeden fen bilgisine, İngilizceye, efendim sosyal bilgilere, kimyaya, fiziğe ya da felsefeye kadar tüm alanlarda ve tüm branşlarda çalıştaylar gerçekleştirdik. Bu bir yönetişim faaliyetiydi. Yani biz önümüzdeki eğitim öğretim yılında daha etkin, daha verimli ve daha başarılı olabilmek için nasıl bir ders anlatımını kurgulamamız lazım. Değil mi? Bir hazırlık. Bir hazırlık yapalım yapıldı. Dedik ve böyle bir hazırlıkla eğitim öğretime başladık. Bunu zaman içerisinde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında tam bir projeye dönüştürerek eğitim kamuoyumuzun karşısına çıkmak istedik. Ancak, hayata geçmiş evet, oldu. Orada tabii yaşamış olduğumuz o talihsiz 15 Temmuz süreci biraz bizi orada aksattı. Ama biz Eylül ayından itibaren, yani eğitim öğretim yılı başladığı andan itibaren o tüm efendim bizim ilgimizi başka alanlara çekebilecek olan unsurlardan ayıklanarak Maarif dedik, hareket dedik, gelin dedik bütün arkadaşlarımızla beraber Maarifimizi harekete geçirelim. Çünkü hareketin olmadığı yerde değişim olmaz, değişimin olmadığı yerde de gelişim olmaz dedik. Ana hareket noktamız buydu. Değişmek gerekir. Evet. Değişebilmek için de, o değişimin gücünü kullanabilmek için de kendimizi önce motive etmemiz, kendimizi hazırlamamız, yetenek ve kabiliyetlerimizi artırmamız gerekir dedik. Gerek öğretmenlerimizin gerekse kurumlarımızın kapasitelerini artırmamız gerekir dedik. Dolayısıyla bu artan kapasite eğitime yansıyacaktı, öğrenciye yansıyacaktı, veliye yansıyacak, topluma yansıyacak ve bugün geldiğimiz İşte 9 Haziran'a gelmiş olacağız dedik ve şükürler olsun ki o noktaya geldik. Evet, planlar hayata geçti. Planlarımız hayata geçti ve bir Maarif Hareketi adı altında oluşturduğumuz projeyle de tüm yaptığımız çalışmaları bir şemsiye altında, bir sistem altında kurguladık. Bunu bir yazılıma, bir programa dönüştürdük. An be an, ay ay, gün gün yaptığımız her şeyi ölçen bir sistem oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bu bir yılın sonuçları da istatistiki olarak da önümüze konmuş olacak inşallah. Evet, dolayısıyla bir mekanizma oluşturuldu geride bıraktığımız dönemde. Bana göre bu yılı
Bir önceki yıldan ayıran özellik şu. Şüphesiz geçen yılda çok şey yaptık ve bu yılda çok şey yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl biraz daha sistemli düşünme, daha stratejik düşünme ve düşündüğümüz o stratejiyi harekete geçirme ve her yaptığımızı bir performans sistemi içerisinde kontrol altına alma ve geri bildirim yapma. Şimdi Burcu Hanım, eğitimin olmazsa olmazlarından biri budur. Yani geri bildirimin olmadığı yerde eğitim sürecini kurgulama şansınız yok. Değil mi? Amacına ulaşmamış oluyor aksi demektir. Geçtiğimiz günlerde özellikle bilim camiamızda, eğitim alanında kafa yoran, fikir ortaya koyan bir hocamızın makalesini okudum. Son derece keyif aldım. Orada diyordu ki, bir eğitim sisteminin değişimden yana olduğunu ben şu üç şeyle anlarım. Ya da şöyle ifade edelim, şu üç unsur olmadan eğitimde değişimi kurgulamak mümkün değildir diyor. Tam da bizim yapmaya çalıştığımız, Maarif hareketiyle beraber ortaya koymak istediğimiz çalışmanın adeta teorik zeminini oluşturmuş. Bu anlamda beni çok keyiflendirdi. Birinci aşamada diyor ki, bir, stratejik düşüneceksiniz. İşte biz stratejimizi öğretmenlerimizle beraber geçen Haziran ayında kurduk. Evet. İki, çok uzatmamak için belki bunları böyle özet geçiyorum. Gerek bireysel gerekse kurumsal kapasiteyi artıracaksınız. Üçüncüsü de geri bildirim vereceksiniz. Yani ölçeceksiniz. Ölçmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. İşte bizim projemizin oturduğu teorik zemin, teorik kurgu budur. Stratejik düşündük. Planlar ay ay planlar yaptık. Akademik başarıyı kurgulamak için neler yapmalıyız? Kazanım değerlendirme sınavlarıyla, bakın daha sonra belki rakamsal olarak bunlar önümüze gelecek. Bir önceki yıl sadece ilimiz genelinde 8 akademik başarıyı ölçecek kazanım değerlendirme sınavı yapmışken, bu yıl toplamda 36 sınav yaptığımızı görüyoruz. Kat ve kat artırdık bunu. Neden? Çünkü her ay öğrencilerimizin kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını ölçmüş olduk. Bunun yanı sıra kitap okuma çalışmalarına önemli derecede hız verdik. Çünkü bu bizim olmazsa olmazımız. Değil mi? Kitap okuma. Mutlaka. Hatta ben biraz da espri yaparak, bu bizim en önemli farzlarımızdan birisidir. Yani mutlak şartta yapmamız gereken bir şey. Çünkü okuma alışkanlığını kazandırmadan öğrencimize aslında akademik başarıyı da kazandıramazsınız. Sosyal kültürel etkinlikleri, kendini geliştirmeyi, hayatını geleceğe dönüp düşünmeyi, yani hayatını kurgulamayı öğrencimiz bulamaz bilemez diye düşünüyoruz. Onun için kitap okuma çok önemli. İşte kitap okuma çalışmaları, değerler eğitimi çalışmaları, sosyal kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler. Bakın şunu bile ölçüyoruz. Geçen yıl lisanslı sporcumuz, öğrencimiz kaçtı, bu yıl kaça ulaştı? Bu bile bizim için bir hedeftir. Eğitimin çünkü bütün unsurlarını biz bu proje içerisinde buluşturduk ve gelişmeleri an be an izleyerek nerede bir aksama varsa anında oraya müdahale etmek suretiyle onu tekrar iyileştirerek yola koyma becerisini bu yıl özellikle gösterdik diye düşünüyorum. Evet, büyük bir çatı oluşturuldu. Maarif Hareketi adı altında ve bu çatının içeriğinde birçok farklı konu, proje karşımıza çıktı. Ve şunu da görüyoruz ki bir denetim mekanizması aynı zamanda, bir çek mekanizması oluşturulmuş oldu. Güzel bir şekilde de ilerledi. Şüphesiz önümüzdeki sezon içinde benzer bir çalışma yapılacak. Devam edecek. Özel tabii bazı başlıklarımız da var. Tamamını belki konuşamayacağız ama özellikle bir ortak sınavlar hayatımıza girdi ve Türkiye'de ilk kez uygulanan bir çalışmaydı. Çok dikkat çekti. Sınav heyecanı, o bir sınava girmenin yarattığı mağduriyetin belki giderilebilmesi adına böyle bir adım atıldı. Evet. Bundan birazcık ayrıca söz edelim isterseniz. Başlıklarımız arasında yer alsın istiyoruz. Neydi önemi, nasıl yansıdı, devam edecek mi? Şüphesiz bu da bizim yapmış olduğumuz orijinal çalışmalardan bir tanesi. Biliyorsunuz akademik başarı dendiği zaman ya da bir ilin akademik başarısı dendiği zaman daha çok akla gelen ulusal düzeyde yapılan sınavlarda ilin göstermiş olduğu performans. Bu ortaokullar düzeyinde düşünüldüğünde ilkokul düzeyine inmiyoruz çünkü orada bir akademik hedef yok. İlkokul düzeyinde sadece bizim kazandıracağımız şey temel okuma becerisi, temel matematik becerisi, kitap okuma alışkanlığını kazandıracak çalışmalar ve sosyal, kültürel faaliyetlerle bezenmiş
Öğrencinin kendini bulacağı, kendini ifade edebileceği, hayatı tanıyabileceği ilk 4 yıllık dönem böyle geçecek. Evet, amaç bu ilk amaç 4 bu. Yılda. İkinci 4'te yani ortaokuldan bir üst öğrenime yani liseye geçişte temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı adı altında bakanlığımız tarafından bir sınav yapılıyor biliyorsunuz. Bu kamuoyunda bilinen ismiyle TEOG ama biz teknik olarak bu kavramı çok fazla tercih etmiyoruz doğrusu. Ortak sınav. Çünkü TEOG dediğimiz kamuoyunun TEOG diye ifade ettiği sınav başlı başına bir seçme sınavı değil. Bir ortak sınav. Yani bakanlığımızın yazılılardan yani öğrencinin olmuş olduğu 3 yazılıdan birini merkezi sistemle yapmasından ibaret bir şey. Yani aslında bu bir yazılı sınav. Ortak sınav adı üzerinde. Dolayısıyla bu cümleden hareketle aynı kurguyu acaba biz liselerimizde de yapabilir miyiz diye tasarlandık, düşündük ve ondan dolayı bu ortak sınav fikri ortaya çıktı. Böyle bir çıkış noktası vardı. Evet, çünkü 8. sınıflar düzeyinde yapılan ortak sınavların özellikle şu faydası var. Bir defa bütün öğretmenlerimizin kendilerini check etme, hangi noktaya geldiklerini, kazanımlarda hangi seviyeye ulaştıklarını bir üst gözlükle görmelerini sağlıyor. Dolayısıyla tüm öğretmenlerimizi motive etmiş oluyor. Dolayısıyla biz aynı psikolojiyi acaba lisede de yakalayabilir miyiz derdine düştük. Hem öğrencileri hem öğretmenler açısından. Hem öğrencimizi hem öğretmenimizi önemli. Bu anlamda kurgulayabilir miyiz diye özellikle düşündük. Ve 9. sınıflara bu yıl Türkiye'de ilk kez olarak uygulandı. 19 bin küsür öğrencimize sadece coğrafya ve matematik derslerinde ortak sınav yaptık. Yani yazılı sınavını biz gerçekleştirdik. Adım tıpkı adım başarı dediğimiz orta öğretime geçiş sınavı gibi adım adım başarı dediğimiz projenin havuzunda yer alan 30 bin soru üzerinden seçerek yapılmış bir sınavdır bu. Coğrafya ve matematik dersleri çünkü bu sene bir pilot uyguluyoruz. Bir sınavı yapmak hele hele merkezi sistemle yapmak fevkalade zor bir iş. Onları okumanız, o lojistiği sağlamanız, sınavın güvenliğini sağlamanız, daha da önemlisi sınav sorularının güvenliğini sağlamanız. Yani gerçekten ölçme yapıp yapmadığı, mesela eğer bir okulumuzun başarısını çok düşürmüşsek ya da bir okulumuzun başarısı çok yükselmişse ikisinden de şüphelenilir. Biz yapmış olduğumuz sınavda şunu gördük. Her iki açıdan da değerlendirdiğimizde hem lojistik anlamında sınavı ciddi anlamda güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Hem de soru güvenliği açısından ciddi bir güvenlik düzeyi yakaladığımızı gördük. Bu anlamda başarı sağlandı. Başarı sağladık. Bakanlığımız da bizim yaptığımız bu çalışmayı izliyor. Eğer illerimiz, bütün illerimiz bunu kurgulayabilecek düzeye gelirsek, bütün illerde liseye dönük de bu tür sınavların, yazılı sınavlarının daha doğrusu merkezi sistemle yapılması düşüncesi var. Ha biz bugün sadece 9. sınıflar ve 2 branşta yetindik. Çünkü bunu bir pilot olarak uygulama kapasitemizi görelim istedik. Başarılı olduk fevkalade. Dolayısıyla önümüzdeki yıl 1. dönemin 2. yazılısını liselerde, 9. sınıflarda, 2. döneminde yine 2. yazılısını tüm branşlarda biz gerçekleştirmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz bu sınavın başarısı bir de sonuçları anında okuyor olmamızdan kaynaklanıyor. Ertesi gün öğleye kadar tüm sonuçları açıkladık ve açıklanan bu sonuçlar öğrencilerimizin e-okul sistemine not olarak girilmesini notu olarak girmiş oldu. Diğer yazılıları gibi böyle bir sistem oluşturuldu. Yani öğretmenlerimiz bu derslerden ikinci yazılıyı yapmadılar, biz yaptık. Bizim yaptığımız sınavın sonuçları da öğrencilerimizin notu olarak e-okul sistemine girdi ve karnelerine de yansımış olacak. Şu orijinalliği şuradan kaynaklanıyor. Tabii bu anlamda yani liselere dönük ortak sınav tıpkı TEOG gibi yapma düşüncesi 5-10 ilimizde daha var. Onlar da böyle bir çalışma yapıyorlar. Onların o hakkı da teslim etmek gerekiyor. Bizim farkımız şurada. Bütünüyle sistem kendimize ait. Yani hiçbir piyasadan soru satın alma diye bir düşüncemiz yok ya da bir tavrımız yok. Tamamen kendi öğretmenlerimizin ürettiği soru, tamamen kendi kurduğumuz sistem ve yine kendi kurduğumuz sistem tarafından okunuyor. Sadece yazılı sonuçları okunmuyor burada. Çocuklarımızın kazanımlara ulaşma düzeyleri de ölçülüyor. Hangi sınıf düzeyinde, hangi okul düzeyinde, hangi kazanımlar eksik kalmış, ulaşılamamış,
Bütün bu dönütleri veriyor. Evet, zaten bizim en temel hareket noktamız da bu. Yani sınav herkes yapabilir ama önemli olan kazanımlara ulaşma derecesini ölçüp geri bildirimde bulunmak ve öğretmenlerimizin hızlıca o eksik konuları tamamlamalarını sağlamak. Şimdi Burcu Hanım, eğitim bir tür basamak modeli şeklinde gider. Değil mi? O adım yani adım birinci basamağa kavramı. Geçmeden ikinci basamağa, üçüncü basamağa geçemezsiniz. Dolayısıyla birinci düzeyde öğrenmesi gereken ya da birinci düzeyde öğrencinin alması gereken davranışları, kabiliyetleri, yetenekleri siz vermeden ikinci, üçüncü düzeye geçemezsiniz. İşte biraz da bugün başarısızlığımızın temelinde bu var. İşte ölçmediğimiz zaman bunu göremiyoruz. Sadece efendim yazılılarla yetinirsek maalesef etkin bir sonuç alamıyoruz. İşte hangi basamakta hangi aksamamız var bunu nereden bileceğiz? Yapmış olduğumuz kazanım değerlendirmelerle ve geri bildirimlerle bunu ölçeceğiz. Önümüzdeki yıl bu çok daha yoğun bir şekilde olacak. Şimdiden hazırlanıyoruz inşallah. Ay ay hangi okulumuzda hangi çalışma yapılacak? Eylül ayında bütün okullarımız hangi ay hangi kazanım değerlendirmeyi yapacak? Hangi geri bildirimi alacak? Bunların hepsini bilecekler. Yani önümüzdeki yıl en ufak fire vermeden Eylül'le Haziran ayı arasında hiçbir boşluk bırakmadan tamamen orayı dolduracağız. Evet, böyle özel de bir çalışma yapılacak. Var. Ortak sınavlarla ilgili olarak da şüphesiz yansıyacak. Evet. Olumlu sonuçlandı sonuç itibariyle hem öğrenciler açısından hem öğretmenler, öğretmenlerimiz açısından, her iki ve uygulayıcılar kapsayan, açısından da ve soru soranlar açısından da çok kapsamlı başarılı. Aslında tabii, bir çalışma, çok büyük çalışma. Bir çalışma. Başarı sağlaması da hakikaten sevindirici. Siz de işaret ettiniz, temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı ki daha çok TEOG olarak ifade ettiğimiz o evet, sınav. Evet, doğru. Sonuçlandı ve tüm soruları doğru cevaplayan çok sayıda öğrencimiz vardı Samsun'da. Evet. Diğer şehirlerimizde de vardı. Hatta bu başarı da konuşuldu. Evet. Neden birçok öğrenci tüm soruları doğru cevapladı sorusu da bu süreçte aslında karşımıza çıktı. Birazcık onu analiz edelim yine Samsun bakımından isterseniz neler söyleyeceksiniz? Peki. Şimdi temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı Kasım ayında ve Nisan ayında gerçekleştirildi. İlimizde bu sınava bütün öğrencilerimizle beraber 8. sınıf öğrencilerimiz katıldılar. Tabii yaklaşık son söylediğinizden hareketle ifade edecek olursam 17 bin öğrenci Türkiye genelinde bütün sorulara doğru cevap verdi. Bu bir takım belki speküle edilebilecek yanı var gibi görünüyor ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi şöyle düşünün, bu bir yazılı sınavı. İşte TEOG dediğimiz sınava ne olarak baktığımızla alakalı. Atladığımız şey sanırım bu. Atladığımız şey bu. Yazılı sınavı bu. Şunu bilsek aslında birinci yazılıda çocuklarımızın birinci yazısını kendimiz yaptık. Bizim öğretmenlerimiz yaptı. İkinci yazılıyı bakanlık yaptı. İşte 17 bin Samsun'da da yaklaşık 282 öğrencimiz bütün sorulara 120 sorunun tamamına cevap verdi. Birinci yazılıda kim bilir kaç tane yüz alan öğrencimiz var. Değil mi? Türkiye böyle değerlendirmek gerekiyor. Böyle değerlendirmek yazılıdan lazım. Yazılıdan yüz aldı bu öğrenciler. Yazılıdan yüz aldı. Aynen böyle değerlendireceğiz. Yoksa bir seçme sınavı bağlamında ya da o gözlükle eski alışkanlıklarımızla orta OKS ya da SBS sınavı gibi eğer olaya bakarsak sanki bir efendim soruların seçmesinde bir sorun mu var diye. Sorular biz merak çok ettik. Kolaydı. Bakanlığımızla da bunu paylaştık. Sorular zor muydu, kolay mıydı? Sorular aslında çok zor değildi. Belki ama çok kolay da değildi Burcu Hanım. Kolay olan şey şuydu belki. Biz daha çok hazırlandık. Meseleye ben bu açıdan bakıyorum. Yani sorular kolaydı, onun için çok değil. Biz zor olan sınava aslında çok iyi hazırlandığımız için bize kolay geldi. Düşünün öğrenciliğimizde çok iyi hazırlandığımız bir sınava çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla girip gönül içerisinde çıktığımız olurdu. Niye? Çünkü çok iyi hazırlanmışız. Orada soru ne kadar zordu, kolaydı bizi ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü çok iyi hazırlandık. Bildiğimiz. Biz de hem Türkiye genelindeki tüm illerimiz hem Samsun olarak biz hummalı bir şekilde Eylül ayından itibaren çalışıyoruz. Dolayısıyla bu soruları yapacak kapasiteye ulaştık. Böyle görmemiz lazım. Şimdi rakamlar tabii ya da Türkiye sıralaması gibi bir kavramımız yok. Bunu bakanlığımız ısrarla bizden de talep ediyor ki paylaşılmasın. Böyle bir paylaşım içerisinde doğrusu bulunmak da istemiyorum. Bulunmayacağım da. Ama şunu kendi içimizdeki artışlarımızı söyleyebilirim. Şimdi 3 türlü puan hesaplaması var. Temel eğitimden ortaya geçiş sınavında. 1- 100 üzerinden ki o not olarak
değerlendiriliyor. TEOG puanı dediğimiz 700 puan üzerinden öğrencinin değerlendirilmesi, işte önümüzdeki günlerde 30 Haziran itibariyle hesaplanacak olan, yine sistem tarafından hesaplanacak YEP puanı, yani yerleştirme puanı. Bu da 500 puan üzerinden yapılan bir değerlendirme. Bunu şu an bilmiyoruz. 500 puan üzerinden ne gibi bir sonucumuz olacak onu biz şu an bilmiyoruz. Henüz 100 puan üzerinden yapmış olduğumuz hesaplamada biz şunu görüyoruz. Samsun olarak biz özellikle son 4-5 yılda, ben bir 4-5 yıl kadar geriye gittim, rakamlara baktığımda şunu görüyorum. Samsun'un ortalamasıyla Türkiye'nin ortalaması adeta eşdeğer gidiyor. Yani bir tür Türkiye gibiyiz. Türkiye ortalamasının civarındayız. Çok küçük, çok minik adımlarla önündeyiz. Bu yıl ne oldu? Her iki sınavın sonuçlarını birlikte değerlendirerek söyleyecek olursam, 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede birinci sınavda bu puanımızı 2,5 puan artırdık. İkinci sınavda da 10 puan artırdık 100 puan üzerinden. Toplamda da Türkiye ortalamasının ilk defa 2,5 puan üstüne çıktık. İlk defa Türkiye ortalamasıyla aramızı bu sene hissedilir bir şekilde açmaya başladık. Bakın hala hiçbir şey oldu demiyorum. Başladık. Samsun açısından değerlendirdiğimizde böyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. 700 puan üzerinden baktığımızda birinci dönem bir önceki yıl 399 olan ortalamamızı 420'ye taşıdık. İkinci dönem için söyleyecek olursak geçen yıl 405 olan TEOG ortalamamızı tahminen bu kendi yaptığımız bir hesaplama 477'ye taşımış olacağız. Yani %5'in üzerinde %10'a yaklaşan bir TEOG puanı açısından iyileşme var. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede de Türkiye ortalaması, onun şu an biz biliyoruz, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne o açıldı, ben onu görebiliyorum. İlimi değerlendirdiğimde Türkiye ortalamasına göre ilk defa 2,5-3 puan üzerine doğru çıktığımızı görüyoruz. Bu da bize yarına dönük, önümüzdeki yıla çok daha ümit vaat ediyor. Çünkü biz şundan çok ümitliyiz, önümüzdeki yıl daha organize çalışacağız. Marifet çok daha fazla hayatımıza sokacağız. Belki bu dönem işte 2-3 ay arayla kazanım değerlendirmeler yapabildik. Kapasitemiz buna yetti ama önümüzdeki yıl şimdi hummalı bir şekilde biz yaz tatilini değerlendireceğiz. Ay ay bu ölçümleri yapıp ikinci aya eksik kazanım ya da o basamakta biraz önce eğitimin basamaklarındaki o eksikliği bırakmadan eğer götürebilirsek Haziran'a kadar muhtemelen Türkiye ortalamasıyla aramızı belki 5 puana çıkaracağız, belki 6 puana çıkaracağız. Tabii bunlar hepsi ümidim benim. Böyle de olursa umduğumuz yere doğru Samsun'un gittiğini hep birlikte umutlu göreceğiz. Umutlu bir tablo var ki esasen bu söylediklerinizden şunu da hatırladık. Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin'in de defaatle dile getirdiği bir konu var. Eğitimde ilk 10 böyle bir hedefimiz var açıklamasını sık sık katıldığı toplantılarda da dile getiriyor. Bu noktada da yükselen bir seyir var diyebilir miyiz Samsun açısından? Şüphesiz söyleyebiliriz. Sayın Valimizin tabii o cümlesini bir emir telakki ediyoruz, bir talimat olarak alıyoruz. Kendimize bir hedef olarak da onu koyduk. Sayın Valimiz 2023 hedefi olarak bunu koydu. Ama inşallah biz ondan önce de bu hedefi tutturabilirsek çok daha fazla kendimizi doğrusu mutlu hissedeceğiz. O hedefe dönük olarak da zaten bütün çalışmalarımızı şu an kurgulamış vaziyetteyiz. Daha fazla belki tempomuzu artırmamız her lazım. Her yılda katlanarak hareket, bu tempo devam ediyor zaten. Hareket hızlı adıma dönüşecek. Hızlı adım koşuya dönüşecek, koşu depara dönüşecek. Ha bunu yapmadan asla o hedeflere ulaşamayız. Ulaşabilme kapasitemizin ben fazlasıyla olduğuna inanıyorum. Bu potansiyel var. Çünkü öğretmen arkadaşlarımı tanıyorum. Tanımaya başladım. Bugüne kadar belki şu an sayısını hatırlamıyorum. Öğretmenler odasına girdim. Onların heyecanına şahit oldum. Gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Ve bizim bu idealimize inanılmaz destek verdiklerini gördüm. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Okul yöneticilerimiz bu konuda gerçekten bu yıl belki biraz birbirimizi tanıma fırsatı da oldu. Biliyorsunuz ben henüz bir yıl oluyor burada göreve başlayalı Milli Eğitim Müdürü olarak. Birbirimizi daha iyi anladık. Birbirimizin tavrını, tarzını daha iyi anladık. Önümüzdeki yıl eminim birçok belki bu yıl aksayan şey olmayacaktır. Daha hızlı bir şekilde ne yapacağız, nasıl yapacağız diye tartışmadan önümüzdeki yıl ne yapacağımızı bilerek girmiş olacağız. En önemli avantajımız o. Adımlarla. Daha emin adımlarla ilerlemiş olacağız inşallah. Bu anlamda okul yöneticilerimize,
öğretmenlerimize katkılarından dolayı, çocuklarımızı ileriye doğru, gelecek ufkuna doğru taşıdıkları için ben gerçekten huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara minnet duyduğumu şükran ifadelerimle ifade etmek istiyorum. Evet, bir birliktelik sağlandı bu konuda, evet. Samsun'da. Öyle ki sadece aslında eğitim camiasında değil, diğer kurumlarla da birçok proje var. O anlamda da bir birliktelik söz konusu Samsun'da. Bu da aslında bir başka mutluluk kaynağı olsa çok gerek. Çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz şöyle inanıyoruz Burcu Hanım. Bilgi bizim yitik malımız. Biz onu arıyoruz. Sürekli bir arama çabası içerisindeyiz. Ve bütün alanı da böyle ben kurgulamaya çalışıyorum. Biz bir arayış içerisindeyiz. Henüz istediğimiz her şeyi bulmuş değiliz. Ama bulma ümidimiz çok fazla. Ve bulma kararlılığımız ve irademiz çok fazla. Önemli her şey olan önemli da olan da bu diye düşünüyorum. Onun için hangi bilgiyi nerede bulabilirsek onu almaya çalışıyoruz. Bahsettiğiniz gibi bütün kurumlarımızla çok uyumlu, müthiş bir sinerji oluşturmuş durumdayız. Bakıyorsunuz işte bir Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde bir projedeyiz. Bakıyorsunuz Sağlık Müdürlüğümüzde, halk sağlığıyla, efendim kamu hastaneleriyle, emniyetle, bakmış diyanetle, emniyetle, müftülükle, aile sosyal politikalarla. Zaten biz şuna inanıyoruz. Eğitim dediğimiz şey toplumun bütün katmanlarını ilgilendiren, toplumun bütün dinamiklerinin sürece katılmasıyla başarıya olması gereken bu aslında. Ulaşabilecek bir şey. Yoksa sadece eğitim dediğimiz konu Milli Eğitim Bakanlığı ya da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne emanet edilmiş, evet büyük oranda bizim görevimizdir. Ama sadece ve sadece bizim görevimiz değildir. Şimdi bir proje yapıyorsunuz. Çok basit bir örnek vereyim ve önümüzdeki yıl için bu konuda hazırlanıyoruz. Mevcut durumumuzu bir defa çok iyi analiz etmek istiyorum ve analiz ettiğimize de inanıyorum. Mesela bizim iyi olmayan yanlarımızı da söyleyeyim. Hep güzel şeylerden bahsettik ama devamsızlık oranımız çok yüksek mesela. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bunu çözebilmemiz için de ayın 14'ünde önümüzdeki hafta salı günü geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Önce 1200 öğrenci üzerinde anket yaptık. Öğrencilerimiz neden devamsızlık yaparlar? Bunu anladık. Birçok değişken açısından öğrencimizi devamsızlığı eden unsurları önce ölçtük. Şimdi ölçtüğümüz değerler üzerinden nasıl tedbir alabiliriz? Bakın bunu sadece biz oturup şöyle yapalım demiyoruz. Eğitimle ilgili tüm vakıfları, dernekleri, tüm sendikaları, eğitime ilgi duyan tüm kurum ve kuruluşları, kamu kurumlarını buraya davet ettik. Yaklaşık 200 civarında davetlimiz var. Onlarla beraber ne yaparsak efendim bu devamsızlık sorunu çözebiliriz'i toplumun tüm kesimlerine soracağız. Masaya yatırılacak. Ve oradan çıkan sonucu da önümüzdeki yıl bir projeye belki dönüştürerek uygulamış olacağız. Eğer erken okul terki, devamsızlık varsa suça itilmiş çocuk var demektir. Değil mi? Başka sorunlarla beraber de getiren bir efendim başka sorunlarla boğuşan, olumsuz davranışlar içerisine giren, belki aile hayatında problemler aile hayatına yaşayan, olumsuz yansıyan, hatta işte birkaç ilçemizde var olduğu geçtiğimiz günlerde bir toplantıda paylaşıldı. İşte çocuk geline kadar giden şeyi tetiklemiş oluyor. Aslında siz devamsızlığı azaltır, okula devamı sağlar, okula bağlılığı, çocuğumuzun aidiyet duygusunu artırırsanız birçok sorunun önüne de zaten doğal olarak geçmiş olacaksınız. Zincirleme bir etkiye sahip olabiliyor. Yani bir örnek vermiş oldum. Nasıl çalıştığımızı, olayları nasıl gördüğümüzü özellikle ifade etmek için bunu söyledim. Bütün bu çalışmaları yaparken önümüzdeki yıl yine düşüncemiz büyük oranda oluşturmaya çalıştığımız ve şu an anketini gerçekleştirmek üzere olduğumuz bir projede olumsuz davranış eğilimi olan çocuklarımız. Belki intihara kadar sürüklenen o maalesef hiç arzu edilmeyen yolda neden hatalar yapıyoruz, neden çocuklarımız oraya doğru gidiyor? Şimdi bunu araştırıyoruz bakın. Şüphesiz emniyetten yararlanacağız. Aile sosyal politikalarımızın bize bu konuda söyleyeceği çok şey olduğunu düşünüyoruz. Diyanetle bunu konuşacağız. Muhtarlıklarımızla bunu konuşacağız. O bölgedeki, ilçedeki, mahalledeki efendim sosyal sorumluluk almış olan eğitim kurumları ya da eğitim paydaşlarımız varsa, sendikalarımız, efendim derneklerimiz, vakıflarımız varsa onlarla da bir ortak akıl oluşturma çabası içerisindeyiz. Yine çok ayağı olan çalışmalardan söz ediyoruz. Bir diğer yandan da tabii yaz tatili, karne heyecanı dedik. Bu noktada da tabii tavsiyelerinizi dinlemek istiyoruz. Belki karnesi kötü olan öğrencilere, ebeveynlere yönelik de tavsiyelerinizi almak isteriz. Neler söyleyeceksiniz?
Tabii Cuma günü inşallah ilimiz genelinde 243 bin yaklaşık 243 bin öğrencimiz karne almış olacaklar. Bir yılı değerlendirdik ve rakamsal olarak onların önlerine koymuş olduk. Şüphesiz her zaman ifade edildiği gibi söyleyecek olursak karneler öğrencilerimizin bunu zihinlerimize nakşedene kadar tekrar edeceğiz. Klişe laf olsa bile söyleyeceğiz, o da şudur. Öğrencilerimizin şahsiyetini, kişiliğini, onurunu asla değerlendiren bir belge değil karne. Dolayısıyla onların yıl içerisinde gösterdikleri, şu ya da bu alanda, şu ya da bu branşta göstermiş oldukları performansı ölçen bir rakamsal ölçüt. Böyle değerlendirilmesi gerekiyor ve asla çocuklarımıza aşırı derecede karnesi kötü olan ve bundan dolayı bir takım burada ifade etmeyi doğrusu ar ettiğim cümlelerle, kavramlarla, kelimelerle kesinlikle çocuklarımıza yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir defa çocuklarımızın özgüvenini artıracak, aidiyet duygularını artıracak, o aileye ait olmasından dolayı mutlu hissedecek şekilde davranmamız lazım. Bütün notlar, bütün dersler, kazanımlar öğrencilerimize ulaştırılabilir. Sadece zaman alacak demektir. Belki bu yıl ulaşamadığı süreyi ya da bu yıl ulaşamadığı aşamayı önümüzdeki yıl kaydedecektir. Ya da yaz tatilinde takviye edeceğiz. O zaman yapacaktır. Dolayısıyla biraz zaman tanımamız lazım. Güvenmek gerekiyor. Çocuklarımıza güvenmemiz lazım. Bu anlamda çocuklarımızı aşırı bir üslupla, hele hele davranışlara dönüşen bir üslupla tenkit etmememiz gerekiyor. Onları cesaretlendirmemiz, zayıf olan derslerini düzeltme noktasında yüreklendirmemiz, onların daha çok eğitim alarak kendilerini motive etmeleri konusunda ailelerimizin özellikle katkılarını beklediğimi buradan ifade etmek istiyorum. Evet. Ve biz bütün ilimiz genelinde destekleme ve yetiştirme kursları biliyorsunuz hem hafta içi hem hafta sonu açılabiliyor ve bunu açtık. Geçen yıl 68 bin öğrencimiz bu kurslardan yer alındı. Bu yıl ise 76 bin öğrencimiz. Burada da artan bir sayı var. Artan bir sayı var. Dolayısıyla istatistiklerden de bu arada bahsetmiş oluyorum. Önümüzdeki yıl bunun, ben arkadaşlarıma da söyledim, 100 binden aşağı olmasını asla istemiyorum. 100 bine kadar bu rakamı çıkaracağız. Aynı şekilde şu an bütün kurgumuzu yaptık, planlamamızı yaptık. Tüm ilçelerimizde, belki her okulda olmasa bile belli başlı okullarımızda destekleme ve yetiştirme kurslarını yeniden açıyoruz. Yaz tatilinde. Şimdi burada bir kavrama dikkat çekmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Tabii ki. Tatil döneminde öğrenme kaybı diye eğitim biliminde bir kavram var. Eğer öğrencilerimiz yaz tatilinde yani o 2 aylık süre içerisinde öğrenme ortamıyla alakalı tüm alanları terk ederse, öğrenmeyi tetikleyecek, eğitimi tetikleyecek herhangi bir uğraşla meşgul olmaz ise ciddi bir öğrenme kaybı yaşadığını görüyoruz. Öğrendiklerini unutmuş oluyor bir nevi. Unutmuş oluyor. Özellikle bu ilkokul düzeyinde çok daha fazla. Çünkü biliyorsunuz ilk okuma becerisini ve ilk matematik becerisini ilkokulda öğreniyor. Eğer yaz tatilinde böyle bir ortam oluşmaz ise çocuklarımızda ciddi bir öğrenme kaybı var. Özellikle bu noktada ailelerimize, velilerimize ricada bulunuyorum. Açmış olduğumuz destekleme ve yetiştirme kurslarına lütfen çocuklarını göndersinler. Sadece bunlara değil, halk eğitim merkezlerimizin açtığı sosyal kültürel kurslara, Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerimiz var. Muazzam bir imkan ve Samsun'da inanılmaz bir fırsat sunuyor bize. Gerçekten bu kurumları oluşturan Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Çok büyük şans. Gençlik kamplarına çocuklarımızı yönlendirmek istiyoruz. Orada sportif etkinliklere katılsınlar. Çünkü o da bir öğrenme ortamıdır çünkü. Bakın çok küçük bir rakam belki ama ifade etmek isterim. Yaz tatilinde ki öğrenme kaybının 1/10 olduğu araştırmalarla tespit edilmiş. Bu şu demek oluyor 1/10 yılda bir yılda adeta 1 aylık müfredatı çocuk unutmuş oluyor. Yılda 1 ay. Dolayısıyla 12 yıl boyunca düşünürseniz yani öğrencimiz 12 yıldan sınıftan mezun olurken ve üniversite sınavına gireceği bir ortamda 1 yıllık müfredatı kaybetmiş oluyor. Evet. Çok büyük bir oran bu. Verdiği emek boşa gitmiş, oluyor. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta gerçekleştirecek olan lisans yerleştirme sınavımız var. Yani üniversite sınavının 2. basamağını gerçekleştirmiş olacağız inşallah. İşte o sınavda bir kayıp yaşamamamız için
bütün yaz tatillerinde, o 2 aylık süre içerisinde çocuklarımız şüphesiz çok dinlenmeliler, eğlenmeliler. Efendim seçici olarak belki televizyon izlemeliler, hı hı, programları seçmek kaydıyla. Tiyatroya gitmeliler, kültürel etkinliklere katılmalılar, kitap okumalılar her şeyden önemlisi. Ama klişe olmuş bir kitap okuma lafından öte gerçekten kitap okumanın altını çiziyorum. Evet. Mutlaka yaz tatilinde en az bir kitap bitirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bütün bunları yaparsak işte o yaz tatilindeki öğrenme kaybının önüne geçmiş oluruz. 12 yılda bir yıl kayıp demektir ki evet, insan çok ömründe çarpıcı. Çok büyük bir rakamdır. Kesinlikle. Bir diğer yandan şunu da sormak istiyorum. İlkokuldan ortaokula ya da ortaokuldan liseye geçen öğrencilere yönelik yeni bir okul belki onlar için ayrı bir heyecan şüphesiz. Evet. Belki sorumluluğu daha fazla hissedecekler bir üste evet, geçtikleri için. Onlara özel tavsiyeniz olacak mı? Yaz tatilini onlar nasıl değerlendirmeli? Evet, özellikle ilkokul çağından ortaokul çağına, ortaokuldan da lise çağına geçmiş olan çocuklarımıza. İlkokul çağındaki çocuklarımızın yani 4. sınıfı bitiren çocuklarımızın ortaokula hazırlık anlamında belki onlara yönelik çünkü akademik bir hedefi orada olmadığı için destekleme ve yetiştirme kursu akademik olarak açamıyoruz ama halk eğitim merkezlerimizin açmış olduğu, gençlik merkezlerimizin açmış olduğu kurslara, etkinliklere, sportif faaliyetlere mutlaka katılmalarını ve kendilerini zihinsel olarak, psikolojik olarak bir üst öğrenime hazırlamalarını arzu ediyoruz. Ortaokula geçmiş çocuklarımız işte onları bekleyecek olan 8. sınıfta bir ortak sınav var ve 6-7-8'in tamamıyla sürece katılmasıyla beraber %30 oranında %70'de sınav liseye geçişlerini belirleyeceği için burada biraz akademik derslere yönelik de kurslara, öğrenme ortamlarına ilgi göstermelerini özellikle istiyoruz. En büyük tehlike de aslında ortaokuldan liseye geçiş sürecinde. 9. sınıfta inanılmaz bir aslında sıkıntı yaşıyoruz. Yeni bir eğitim kademesi öğrencimiz kısmen orada bocalıyor. Bakın yapmış olduğumuz araştırmalar, yapmış olduğumuz anketlerde şu sonuç ortaya çıkıyor. Özellikle okul terklerinin ve devamsızlık oranlarının 9. sınıfta fazla olduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir şey. Değil mi? Kritik henüz bir eğitimin sınıf. Başındayız. Lise öğretiminin başındayız. Ve öğrencimiz devamsızlık yapıyor. Çok yüksek oranda yapıyor. Ya da okulu terk etme eğilimine giriyor. Oradan açık liseye belki gitme gibi bir yönteme sapmış oluyor. İşte o zaman bizim liseye dönük ciddi bir yüreklendirme, cesaretlendirme yapmamız gerekiyor. Özellikle 9. sınıflara. Özellikle 9. sınıflara yönelik. Bakın 9. sınıfın müfredatı eşittir üniversiteye giriş sınavının 1. basamağı. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Çünkü YGS dediğimiz 1. basamak üniversite sınavının ana müfredatı 9. sınıf konularıdır. Onu almalı. Azalan oranda 10. sınıftır, 11. sınıftır. Mesela 12 çok fazla değildir. Dolayısıyla en fazla boşluk yaptığımız ya da en çok belki ilgimizin dağıldığı yerde 9. sınıf. Onun için üniversite sınavlarında zorlanıyoruz. Ve YGS sınavı, şunu sizi temin ederek söyleyeyim. Dünyada yapılan analiz sentez bağlamlı en zor sınavlardan birisidir. Aslında YGS çok zor bir sınavdır. LYS yani haftaya girecek sınav aslında çok daha kolaydır. Dolayısıyla 9. sınıf müfredatını biz öğrencilerimize çok iyi kavratabilirsek ki biraz önce Türkiye'de bir ilk uygulama olarak ortaya koyduğumuz 9. sınıflarda ortak sınav fikrinin ne demek olduğunu sanıyorum ifade değil etmiş mi? Çok daha önemli hale evet, geldi şu an anlattıklarımızda. Esas bizim başarımız bu yılki 9. sınıflar üniversite sınavına girdiğinde kendini göstermiş olacak. Yapmış olduğumuz çalışmalar orada ilk meyvelerini vermiş olacak diye düşünüyorum. Onun için 9. sınıf 9. sınıf diye titizlenmemiz ya da liselere dönük ortak sınav yapma fikrimiz bu düşünceden kaynaklanıyor. Bu YGS sınavı zor olan bu YGS sınavına karşı da çocuklarımızı şimdiden aslında hazırlamak istiyoruz. 9. sınıf çok önemli ve ne yazık ki bu sınıfla ilgili bazı böyle de bir maalesef süreç var. Süreç var evet. Bunun tabii giderilmesi adına özel çalışmalar 9. kesinlikle sınıflara yönelik yaz yapılıyor. Tatilinde özellikle ortaokuldan mezun demeyeceğiz artık mezun yok. Liseye son sınıfa kadar mezuniyet yok. 8. sınıfı bitiren tüm arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, evlatlarımızı ben özellikle
yaz tatilinde açacağımız destekleme ve yetiştirme kurslarına ilgi göstermelerini istiyorum. Evet. Velilerin de bu konuda teşvik etmelerini özellikle buradan istirham ediyorum. Yoğun bir şekilde açtık bunları. Lütfen sınıflarımız boş kalmasın. Öğretmenlerimiz tatillerinden fedakarlık yaparak bu kurslarda görev aldılar. Ben o anlamda hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz sadece kurs açmış olmayalım. Lütfen bu kurslara ilgi göstersinler. Çünkü artık dershane, 1 Temmuz'dan itibaren etüt merkezi diye bir kavram yok. Dolayısıyla takviye edilmesi gereken, anlatılması gereken, desteklenmesi gereken bir konu varsa, çocukların da eksik hissettikleri bir yer varsa, bir branş, bir düzey varsa buyursunlar. Bizim kurslarımızda bunu yapabilecekleri bir ortam var. Evet, bu ortam sağlandı. Yeter ki kişiler istesinler. Her şeyden öte bu önemli. Yenilikçilik ödülleri adım adım başarı projesinden de söz edelim isterseniz. Çok fazla başlığımız var, o yüzden hemen hızlı hızlı devam edelim. Evet, bakanlığımız eğitim alanında farklı bir bakış açısı getiren, özgün olarak eğitimi kurgulayan projeleri ödüllendirmek, yüreklendirmek ve ülke genelinde bir sinerji oluşturmak, belki bir iyi örnek paylaşımına zemin oluşturmak için rol model olabilecek projelerle alakalı her yıl yenilikçilik ödülü adı altında bir ödül dağıtıyor. İşte biz de adım adım başarı projemizde ki içerisinde 30 bin soru havuzu, 5 bin konu anlatımı ve eğitim etkinliği olan yaklaşık 150 bin öğrencinin faydalanıcı, yaklaşık 15 bin öğretmenin içerisinde olduğu bir sistem. Yani muazzam bir sistem. Evet. Bu sistemle, bu projeyle biz bu müracaat ettik. 2581 proje arasından bu projemiz saha değerlendirmesine kaldı. Yani gerçekten sahada nasıl uygulanıyor, sonuçları neler, bunları da görmek üzere analiz edilecek geldiler ve incelendi. Netice itibariyle Türkiye'de en yüksek puanla kendi alanında öğretimde yeni teknik ve metotlar kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu ilimiz açısından da son derece gurur verici bir hadise. Tabii böyle bir proje olunca, tabii projemizin biz diğer iller tarafından da istendiğini biliyoruz. Hatta sunumlara da gidiyoruz. Ses getiren bir İllerin proje. İsmini belki ifade etmek istemiyorum ama çok hatır sayılır derecede ilimiz. Bu projede neyi gerçekleştirdiniz, bize anlatabilir misiniz diye hem bizden bir yönetici talebi var ki zaman zaman gönderiyoruz bunu. Çünkü ülke bizim, bütün ülkede aynı şeylerin olmasını istiyoruz. Bilginin paylaşıldıkça artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda bir kurumsal taassubiyet içerisinde asla değiliz. Hemen yanı başımızdaki birkaç yıl mesela bizim Marif Hareketi projemizi model olarak aldılar ve kendi illerine uyarlama şu an düşüncesindeler ve uyarlamaya ses getiren da projeler başladı. Bunlar. Yani kendi adeta su üzerindeki haleler gibi bölgemizden başlayarak belki Samsun'un o hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak hem coğrafik olarak konumundan yararlanarak dalga dalga tüm bölgeyi, ülkeyi etkileyecek, ülkeye fayda sunacak hizmetler ya da projeler üretme derdindeyiz. Tarihteki misyonuna da uygun aslında şehrimizin. O evet, meşalenin ilk adımın, yakıldığı şehir. Şehri çünkü burası. Dolayısıyla de bunu görüyoruz. İnşallah. Yapılan çalışmalar. Şunu da belki ifade etmek lazım. Yerel düzeyde okullarımız bu yıl çok ciddi bir farkındalık oluşturdular. Daha nitelikli eğitim için projeler hayal ettiler, vücuda getirdiler ve uyguladılar. Geçen yıl baktığımızda il genelinde 1300 civarında proje üretilmiş. Şu an itibariyle baktığımızda o da sisteme giren, hala sisteme girmeyenler de mutlaka var. 2500 proje üretildiğini okullarımızda irili ufaklı etkinlikler şeklinde, çalışmalar şeklinde uygulandığını memnuniyetle görüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir ortaokulumuz benimle şu cümleyi paylaştı. Hem üzüldüm hem çok mutlu oldum. Okulumuzda ilk defa bu yıl şiir dinletisi yaptık. İlk defa bir tiyatro sergiledik dediler öğrencilerimizle beraber. Ki özellikle bu tür faaliyetlere de vakit el verdikçe
katılmak istiyorum, arkadaşları yüreklendirmek istiyorum. Evet, bunların hepsi çok önemli şüphesiz. Marif hareketi dedik ki aslında konuştuklarımızın tamamını kapsar nitelikte marif hareketi, ama özel birkaç cümlede almak isteriz. Devam edecek bir rol model olan bir hareketten söz ediyoruz. Diğer illerin uygulamak istediği bir hareketten söz ediyoruz. Ve son olarak da tabii sınav, LYS sınavı tavsiyelerinizi alalım. Yavaş yavaş da sonlandıracağız ne yazık ki süremizi de. Peki. Marif hareketi daha önceki yayınlarımızda ya da kamuoyuna yaptığımız tüm açıklamalarda işte üç unsur üzerinde oturan bir sistem kurgusu, bir stratejik düşünme becerisini ortaya koyan bir çaba olarak ifade edildi. Ve bunu ben böyle ifade ediyorum. Evet. Öncelikle tüm kurumlarımız vizyonlarını belirlediler. Bir yıllık hedeflerini önüne koydular. Şimdi önümüzdeki yıl ikinci yıl hedefleri, daha sonraki yıl üçüncü, dördüncü ve beşinci. Ne zamana kadar? Sonuç alıncaya kadar. Ya da tam sonucu aldık ve gerçekten sonuç aldık diyeceye kadar bu devam edecek. Marif hareketiyle aslında biz bu yıl bir şey daha yaptık. Yaklaşık bin küsür okul müdürümüz var. Tüm okul müdürlerimiz onarla gruplar halinde her ay hiç aksatmadan bir araya geldiler. Ve her ay 10 okulun problemleri tartışıldı, ilçe tartışıldı, il tartışıldı. Dolayısıyla hiç aksatmadan, ay ay herhangi bir ara vermeden eğitimin sorunları, yapmamız gereken şeyler, gitmemiz gereken yollar tartışıldı. Ve böylelikle de bir takım ruhu aslında oluşturmaya çalıştık. İlçe müdürlüklerimiz bünyesinde ilçe yürütme kurulları oluştu, ilçe adına tartışma. Benim başkanlığımda il yürütme kurulu bu toplantılarını yaptı. Mesela biz il genelinde uygulanan 2-3 proje önerdik tüm ile. Oku, anla, yaşa diye okuma alanında tüm ilde çok başarıyla sonuçlanmış bir proje uyguladık. Mesela yine burada bir özel anaokulumuzda gördüğüm bir uygulama modeli var. Ben sürekli geziyorum ve nerede alabileceğim bir şey var onu görmeye çalışıyorum. Evet. Oradan etkilenerek dedik ki biz bu projeyi il geneline yaygınlaştırabilir miyiz? Yani okul öncesi eğitimde bu bize bir rol model olabilir mi diye düşündük. Ve kendi okul müdürlerimizle bunu tartıştık. Onlar araştırdılar, çeşitli geziler yaptılar. Şimdi belki böyle bir proje oluşturarak okul öncesinde bir Samsun modeli oluşturmaya çalışacağız bakın. Önümüzdeki yıl için bunu şu an kurguluyoruz. Büyük oranda da bitirdik. Bütün anaokullarımıza diyeceğiz ki uygulamamız şu şekilde olsun. Hem uygulama birlikteliği hem daha çok sonuç alan, yani teoriyle pratiği bütünleştiren, değerler eğitimini sürece katan ve öğrenciye, çocuğa daha doğrusu yaparak, hani şimdi biz çocuklarımızı çok maalesef sakınırız, aman ona dokunma, aman işte o tehlikeli gibi anlayışlarla maalesef öğrenmesini bir şekilde geciktiriyoruz çocuklarımızı. Evet. Erken yaşta öğrenmelerini geciktirmiş oluyoruz. İşte anaokullarımızda biraz ben bunun üzerine kafa yoruyorum. İşte Avrupa'da da özellikle Montessori modeli denilen modelle belki kendi gelenek örflerimizi de buluşturarak bir ortak, bir sentez çıkarabilir miyiz? Bakın sadece elimizdeki müfredatı uygulayalım, tamam onu uyguluyoruz zaten. Ama kendimize ait bir sentez de ortaya koyabilir miyiz? Uygulama böyle modeli özel ortaya koyabilmemizi de çalışıyoruz. Bu nerede ortaya çıktı? İl Yürütme Kurulu toplantılarında ortaya çıktı. İşte bunun gibi birçok konulara karar verdik. Ve birinci dönemin sonunda, Şubat ayında biz Sayın Valimizin de önerisiyle projeye Yüksek İstişare Kurulu diye bir kurul daha ilave ettik ki o kurul Sayın Valimizin başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, rektörümüz ve eğitimin tüm paydaşları, tüm kurumları, basın yayının tüm genel yayın yönetmenlerimizi de davet etmiş idik. Orada 6 aylık marif hareketinin sonuçlarını paylaştık. Şimdi dönem sonuna geldik. İnşallah bir yıllık sonuçlarını yine Sayın Valimizin başkanlığında toplanarak tüm kamuoyuna açık bir şekilde tartışmış olacağız. Yani aslında bu topluma hizmet ediyoruz ve bu topluma hesap vermek durumundayız. İşte yarım dönemlik hesabımız, işte bir yıllık hesabımız diyerek de bunu da gözler önüne sermiş olacağız inşallah. Son cümleleri alalım. Süremizi noktaladık. Evet, önümüzdeki haftanın, bu haftanın sonu ve ondan sonraki hafta sonu lisans yerleştirme dediğimiz üniversite sınavlarımız var. Ben çocuklarımıza baştan çok başarılar diliyorum. Kendilerine zihin açıklığı diliyorum. Ve onlara şunu söylüyorum. Bir defa kendilerine güvensinler.
Çünkü lisans yerleştirme sınavı tamamen lise müfredatıyla örtüşen bir sınav. Bilgiyi ölçen bir sınav. Dolayısıyla biz çocuklarımıza bu sınavda sorulacak tüm sorulara cevap verebilecek nitelikteki bilgiyi verdik. Hiç endişe etmesinler. Onlar da şu an o bilgiye sahipler, yine endişe etmesinler. Şu an belki hangi öğrencimize sorsak şöyle bir psikoloji yaşıyorlardır. Ya ben her şeyi unuttum. Yani şu an bir şey bilmiyorum sanki. Acaba hangi konu neredeydi ya da hangi konu öncelikliydi vesaire gibi bir endişe var. Bir defa bunu bir tarafa koysunlar. Çünkü onlar LYS sınavını başaracak bilgi düzeyine sahipler. Biz de onlara bu bilgiyi aktardık. Tüm öğretmenlerimiz bu bilgiyi onlara kazandırdılar. Burada bir dikkat çekmek istediğim husus, ilk defa bu sınavda yine açık uçlu sorular da gelecek. Yani sorunun şıkları olmayacak, açık uçlu olarak gelecek. Ya doldurma şeklinde, belki oraya bir kelime ilave etme şeklinde gelecek. Çocuk oraya onu kendisi, öğrencimiz yazmış olacak. Açık uçlu sorulardan da hiç ürkmemelerini, bilgilerine bu noktada güvenmelerini özellikle arzu ediyorum. Kodlamalara mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Efendim isminin, kimlik numarasının doğru bir şekilde kodlandığı, yine soru kitapçığının doğru bir şekilde kodlandığına emin olmaları ve hiç heyecanlanmadan çok kararlı bir şekilde, ki biz onlara bu yıl boyunca defalarca sınav yaptık, önlerine optik formlar koyduk, bunları artık prova ettik zaten. Yine çok belki önemli son cümle olarak onu da söylemek isterim. Özellikle YÖK'ün uygulaması 15 dakika önce sınav sonunda bulunma hadisesi birinci sınavda ciddi anlamda mağduriyetlere sebep oldu. Bunun önüne geçmek için aslında biz bir hafta öncesinden bir deneme sınavı yaparak birebir o kuralları uygulamış idik YGS sınavından önce. Hani öğrencilerimiz bunun farkına varsınlar. Hatta geç kalanları sınava almamış idik. O zaman teşekkür ettiler bize böyle bir uygulama için, ama gerçek sınavda teşekkür etme şansları maalesef olmadı. Çünkü hakları kaybolmuş oldu. İlimizde de maalesef bu tür üzücü hadiseleri yaşadık. Bu bilgiler geldi bize de. Hatırı sayılır oranda öğrencimiz sınava giremedi. Aynı sonucu yaşamamak için o gün trafiğin yoğunluğunu hesap ederek en az 15 dakika demiyorum, yarım saat önce mutlaka sınava girecekleri okulun önünde bulunsunlar. Ve oraya gidebilecekleri mesafe eğer oturduğu yere yarım saatse mutlaka bir saat önceden belki çıkmayı yeğlesinler. Çünkü herkes aynı anda trafiğe yoğunlaşacak ve belli arterlerde bir tıkanma olacak. Dikkatli, bu da maalesef onların hayatlarını belki bir yıl ertelemelerine sebep olacak şekilde sonuç doğuracak. Bunu kesinlikle arzu etmeyiz. Buna özellikle vasıtanızla çok konu. Dikkat çekmek istiyorum. Öğrencilerimiz lütfen o gün biraz fedakarlık yaparak velilerimiz biraz önce yola çıksınlar ve okullarımıza bilgilerine güvenerek gitsinler ve sınava girip başarıp çıksınlar. Evet, temennimiz bu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Bize yer verdiğiniz için, dönemi değerlendirme fırsatı verdiğiniz için. Bizi izleyenlere, tüm öğretmen arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet sevgili seyirciler, sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam edecek. Programımızın son bölümüyle aramızdan sonra bir arada olacağız. İlahiyatçı yazar Sami Kesmen'i ağırlayacağız. Bizlerden ayrılmayın.